Arkadaşlar hoş geldiniz. Ya öncelikle bu ilk videom, o yüzden bayağı heyecanlıyım. Kusura bakmayın, eğer bir yanlışım, hatam olursa şimdiden özür dilerim. Şimdi canınız sıkılmasın diye önce bir şuradan bir savaş açalım. Evet. Şimdi öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. Adım Osman, 23 yaşındayım. Burdur'da yaşıyorum. Yaklaşık 6 yıldır bu oyunu oynuyorum. Yani okumuyorum şu an, evdeyim. Malum virüs vesaire var. Yani evden çıkmıyoruz kısacası. Şimdi bu kanalı açma sebebim, yıllardır yapmak istiyordum ama maalesef bazı sebeplerden dolayı yani yapamıyordum. Şu an elime bir fırsat geçti. Açtım. İnşallah iyi yerlere gelir. Diğer bir sebep olarak dediğim gibi 6 yıldır bu oyunu oynuyorum. Hani bu 6 yılda az da olsa bir tecrübemiz oldu. Bunları sizlere aktarmak istiyorum. O yüzden bu kanalı açtım. Şimdi bu kanalda neler göreceğiz derseniz, ha, kısacası bu kanalda ya Clash of Clans'la ilgili her şey olacak abi. Hani ne varsa elimden geldiğince bu oyunla ilgili her şeyi bu kanala atacağım. Yani örnek veriyorum, işte köy düzenleri paylaşacağım, savaş düzenleri paylaşacağım, ordular paylaşacağım. Köy binası 10, 11, 12, 13 vesaire, hangi ordular kullanılıyor aktif savaşlarda olsun, ganimetlerde olsun vesaire. Ya yani bu tür paylaşımlar yapacağım. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Şu an ilk videom olduğu için açıkçası ben de bilmiyorum ne yapacağım, ne diyeceğim. Hiçbir deneyimim yok bu konuda. Yani bir şey söyleyemiyorum şu anlık. Birkaç video izleyelim. Birkaç saldırılara izleteyim ben size. Sonra videoyu bitireceğim. Bundan sonra da her gün, yani elimden geldiğince her gün Clash of Clans'la ilgili bir video kanala gelecek. Evet. Şimdi birkaç saldırı izleyelim ve bitirelim abi. Klanda yaklaşık 15-20 kişiyiz. Hani köy binası 9, 8, 9, 10, 11, 12 vesaire 13 oynuyoruz. Yani oyundaki hemen hemen her türlü saldırıyı İyi kötü yapıyoruz. Hani iyi izlemeyelim de iyi kötü yapıyoruz abi. Mesela şu anki strateji, bilmiyorum bir ay mı oldu, 2 ay mı oldu, tam hatırlamıyorum. Çıkmıştı, bizler de bir haftadır deniyoruz. Baya güzel de sonuçlar aldık. Yani gerçekten güzel bir saldırı. Şimdi biraz şöyle ikiyi alacağım abi, biraz bir hızlandıralım. Ya çoklu cehennem kulelerine yıldırımla, depremle bitirip daha sonrasında golem, cadı köyü dümdüz ediyor. Hani kale olarak tokmak ya da, yani genellikle tokmak alınıyor da, yani tokmak tercih meselesi biraz da. Atak bu şekilde saldırı. Geçelim abi diğer saldırıya. Evet, burada da farklı bir saldırı. Yarasa diye batıcı. Cadı. Şimdi ordularda bazen ufak tefek değişiklikler oluyor. Yani bunu herkes yapıyordur. Örnek veriyorum, bu orduda yani genellikle hani YouTube'da gördüğüm kadarıyla yarasa kullanılmıyordu. Yani düz
saldırı. İşte tokmak 10 dev, 10 cadı, 15 tane atıcı. İşte tokmakta düz giriliyor da biz deneyerek bir şeyler yapıyoruz. Yani yarasa ekledik mesela orduya. Ha, güzel sonuçlar veriyor. Bu orduyu da tavsiye ederim. Ha, yarasa ordularını mesela şunu söyleyeyim. Çoklu cehennem kuleleri olan düzenlerde biraz sıkıntı çıkarıyor açıkçası. Yani dikkat edin. Mesela şurada avcı sağ olsun yarasaları mahvetti. Şimdi ikiye alalım abi. Ya tekli cehennem kuleli düzenler için yarasa birebir diyebilirim. Yani çoklular için tabi değişik saldırılar var. Son zamanlarda bu yıldırım büyüsüne gelen güncellemeden sonra mesela ejder saldırıları görmeye başladım. Ya biz daha denemedik ama yakında da deneriz. Evet, mesela örnek bir saldırı. Bu saldırı da çok kullanılıyor. Gerçekten çok sağlam bir ordu. İzleyelim abi. Şimdi mesela buradaki amaç ne diye sorarsanız, ya klan kalesini mesela Kraliçe Yörük klan kalesini abi kesinlikle bir keseceğiz. Artık kraliçe tabi yürüyebildiği kadar yürüyecek. Yani buradaki amacımız bu. Ondan sonra asıl orduyu köye sokacağız. Şimdi arkadaş kaleyi aldım. Kraliçe biraz da yürüdü. Tabi sürede sıkıntı. Ona da dikkat etmek lazım. Savaşırken süreye de dikkat edin. Yani her türlü orduda. Hani kraliçe yürüyor mesela, kraliçe yürüyecek dedi. Şimdi kraliçeyi biz çok uzun yürütür de orduyu bırakırsak bu sefer süre yetmeyecek. Bu atakta çok kullanılan gerçekten çok güzel saldırı. Mutlaka deneyin. Şöyle ikiye aldım. Çok rahat bir şekilde köy fulleniyor. Önemli olan kraliçeyi bir erken kaybetmemek. Yani kraliçeyi tabi erken kaybettiğiniz an işler değişiyor. Şimdi 7 numara bir bakayım mı şöyle. Bu zaten 11'e yeni geçmiş. Şöyle bir savaş daha izleyelim ve bitirelim abi. Şurada kaybettiğimiz bir savaş var. Yani güzel gidiyorduk aslında ama sağ olsun süpersen. Yani güzel rakipler açıyor. Şunu da izleyelim, bitirelim. Ömer arkadaşın yaptığı yine yarasa saldırısı. Cehennem kuleleri. Tekli. Yani 11 max geçmiş sanırım arkadaş. Aynen 11 max geçmiş. 12 daha yeni olmuş. Kaleden de baya karışık çıkmış yani. Yani şimdi buradaki amaç yine aynı şekilde tabii ki kaleyi almak. Yani kale dışında alabildiğinizce savunmayı yok etmek. Mesela kraliçeyi de alırsanız mesela bu saldırılarda, bu yarasa saldırılarında o da çok güzel bir etkisi olur. Ordu zaten şu an köyün %40'ını aldı. Hala da bayağı asker var. Yarasa saldırısında da mesela nasıl diyeyim, bir tık yarasaları yani çok geç değil de ne çok erken ne çok geç, böyle tam saldırının köyün yarısı bittikten sonra atabilirsiniz. Zaten burada yarasalar da çok iş yapmamış ya. Burada güzel bir patlamışlar. Yani kraliçenin yeteneğiyle mesela köy füzlenmiş. Ama güzel bir saldırı yani. Bu da çok güzel bir saldırıdır.
Mutlaka deneyin ya. Bunları deneye deneye zaten üzerinde ustalaşıyorsunuz. Yani örnek veriyorum. Ganimet kasarken, klan savaşlarında, mücadelelerde sürekli bir orduyu deneyin. Yani sürekli bir ordu üzerinde bir yoğunlaşın. O orduda bir ustalaşın. Ondan sonra geçin farklı bir orduya. Farklı bir ordu kombinine. Sonra onu deneyin. Aynı şekilde birkaç ordu üzerinde yoğunlaşın. Ondan sonra zaten abi oyunda ustayım diyebilirsiniz yani. Sadece önemli olan dediğim gibi. Önce bir ordu, sonra başka bir ordu. Yavaş yavaş yani acele etmeyin. Direkt başlayıp da oyuna 10 tane ordu üzerinden ben oynayacağım. İşte bir saldırıda bir ordu, bir saldırıda bir ordu, öyle maalesef olmuyor. Arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere. Kanal daha yeni açıldı. Desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah daha da iyi yerlere gelecek. Hatta yeni rakibimiz de aşmış, şöyle bir bakalım. Maşallah maşallah. Yani yine köy binası 12-13. Neyse, hayırlısı. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.